Arkadaşlar kuzeyinden merhaba, Sırmalıcık yeni bölümüne tekrardan birlikteyiz. Şimdi karanlık, keşke biraz gündüz olmasını bekleseydim. Neyse, yorumları okudum tabii ki, fakat adayla ilgili sanırım çok da fazla etkileşime geçebileceğim bir şey yokmuş, en azından oyunun şu aşamasında. Dolayısıyla adayı ben şimdilik yalnız bırakmak istiyorum, fakat şöyle bir şey okudum. Reaper'lar öldürülebiliyormuş. Ben de hani bu bölüm veya bundan sonraki bölümde bu Reaper'la uğraşmak istiyorum, çünkü oyuna gelecek bir de büyük bir güncelleme var, fakat yine kontrol ettim, herhangi bir güncelleme gelmemiş. Yine yeni binalar, yeni yaratıklar tabii ki gelecek, fakat özellikle Snake gelecek, bu mantar biyomunda bulunan, fakat onlar henüz oyuna entegre edilmediği için şu an için size gösterebileceğim daha farklı bir şey yok. Fakat şunu ya, bakın gündüz oluyor, bakın abi çok tatlı. Peki şimdi yapmak istediğim şey, daha doğrusu Reaper'ı öldürmek veya en azından Reaper'ı öldürmeye çalışmak. Çünkü oyunun hani modların, daha doğrusu oyunun yapımcılarının vermiş olduğu modlar arasında Reaper'ın modlar değil, animasyonlar arasında Reaper'ın ölüm animasyonları var. Burada tabii videonun linkine, aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Oradaki linke tıklayarak Reaper'ın ölüm animasyonuna bakabilirsiniz. Demek ki Reaper ölüyor ki Reaper'a ölüm animasyonu koymuşlar. Ben de hani bu amaç uğruna birazcık uğraşacağım, fakat forumları biraz okudum. Çokça bıçağa, ne bileyim, bu silahın piline ihtiyacı var, çünkü dondurup bıçaklayacağız kendilerini. Kendime güzel bir yer yapmak istiyorum, hani suyun altında. Neyse, biz yola çıkalım da ben bu sırada onlardan bahsederim. Adaya şimdilik elveda diyeceğim, fakat demeden önce ben kendime bir şey yapmak istiyorum. Bu beacon yapıyoruz ya, hani bölgeyi işaretliyoruz, ondan bir yapalım, çünkü ada belli ki haritamızda gözükmüyor, fakat bunu yaptıktan sonra muhtemelen adamızda gözükecektir. Beacon, copper wire, yani bakır kablo gerekiyor. Peki, umarım bakır kablomuz vardır, olmasa bile bakırımız var. Evet, bakırımız. Bolca bakırımız var. Şimdi iki tane alalım. Yalnız bakır kablo nasıl yapılır bilmiyorum. Umarım bakırdan başka bir şeye gerek yok. Hadi ama. Evet, işte bu. Şimdi beacon'ı yapalım. Adaya geri koyalım ve tekrardan evimize gideceğiz. Çünkü Seamoth'a burada hakikaten çok büyük bir iş düşüyor. Little Mushy'ye. Kendisine hani çok fazla derine inmeyeceğimiz için bu derine inme modüllerini kaldıracağım ve onlar yerine adın neydi senin ya? Seamoth'u. Seamoth'u daha güçlü bir hale. Aman Allah'ım. Abi ne kadar korkunç. Şuraya bakar mısınız ya? Asla böyle bir yerde. Asla yüzmem. Asla. Şimdi. Hava aydınlandı. Fark ettiniz değil mi gençler? Suyun altında çok karanlık gözüküyordu peki. Şikayet etmiyorum kesinlikle. Ezan okunuyor. Hemen geliyor. Merhaba tekrardan, yanlış anlaşılmasın, ezanın bitmesini beklemedim. Sadece camı birazcık kapatmış oldum. Odamı bu havalandırıyordum çünkü. Şimdi şunu elimize alalım. Şunu 3'e alalım. Ve bunu 3'ü buraya bir yere bırakalım. Umarım çalışır. Hop. Bırakamıyorum. Bıraksam oğlum çok tatlı. Sakın. Ne kadar güzel ya. Bakın bu sefer suyumuz da geldi. Harika. Su ihtiyacımız çok fazla yok. Şimdilik içmeyelim. Üst diyor. Buna ne diyelim? Üst değil, ada. Çok yaratıcıyım. Evet, bunu ada diyelim. Bakın, bu hep adayı artık simgeleyecek. Oğlum çok tatlı oldu ya. İyi ki bunu düşündüm odadan ayrılmadan. Gerçi adayı bulmak çok da problem değil. Çünkü hani biliyorsunuz, geriye doğru gittiğiniz zaman adanız beliriyor tabii ki, ama merdiven nerede ya? Burada bir merdiven olmaz. Adanız beliriyor tabii ki, ama böylesi çok daha tatlı oldu diye düşünüyorum. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi, elveda ada. Sana tekrardan geleceğim. İyi ki Cyclops'umuz var ya, hakikaten şu alet var ya, oyuna entegre edilmiş en güzel aletlerden bir tanesi. Şimdi bakın şu, gözükmüyor diyecektim. Üstümüz gözüküyor mu? Harika, çok iyi. Üste doğru gidiyoruz. Burada ben Seamoth için birkaç güncelleme yapacağım. Hani özellikle hasara karşı güncelleme. Çünkü biliyorsunuz yeni güncellemeyle Seamoth'lar patlayabiliyor. Dolayısıyla Reaper'lar da çok güçlü olduğu için Seamoth'umuzu patlatabilir. Fakat böyle fiziksel güçlendirme yapacağız kendisine. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Bu tamamen benim fikrim gençler. Hiçbir yerde görmedim, hiçbir yerde okumadım. Böyle Terraformer silahı ile böyle bir hapishane gibi bir şey yapacağım kendime. Hani işte Reaper'a böyle çıkacağız ya suya. Böyle suyun altında böyle bir hapishane yapacağım. Hani kendim için de bir giriş çıkışı olacak bu hapishanenin. Reaper etrafımda dolaştığı zaman ben oraya gireceğim. Etrafta böyle bakacağım. Uygun bir anı kollayacağım şu Terraformer silahını kullanabilmek için. Sonra Reaper'ı dondurmaya çalışacağım ve bu Diamond bıçağı ile arkadaşa saldıracağım. Hani bilmiyorum kaç tane bıçak gerekecektir bu iş için. Reaper'ın kaç canı var onu da bilmiyorum, çünkü hiçbir yerde yazmıyor. Fakat ölüm
ölüm animasyonunu gördüğüm için işe yarar diye düşünüyorum. Birkaç arkadaş şey demiş, bu Cyclops ile hani 6-7 kere böyle Reaper'a kafa attığınızda ölüyor demiş ama bilmiyorum onun için Cyclops'u harcamaya gerek var mı, fakat yapacağım. Aa, burada bir kaya varmış, peki. Yapacağım şeylerden bir tanesi Cyclops ile kafa atmak değil Reaper'a, sadece onu bıçaklamak istiyorum. Hani ne kadar bıçak gerekiyor bilmiyorum. O yüzden çantamızda sadece pil, silah ve bolca bıçak olacak. Bilmiyorum Heat Blade mi daha etkilidir Siyamato yoksa Diamond Blade mi? Fakat ben yine de Diamond'ın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Eğer hakikaten bu bölümde muhtemelen Reaper'ı öldüremeyeceğiz. Fakat eğer öldürmek için fikriniz varsa lütfen bunu belirtin. Ben de ona göre hareket ederim. Fakat şimdilik aklımda olan şey... anlattığım gibi kendime böyle küçük bir güvenli yer yapacağım. Güvenli oda diyelim suyun altında. Sonra Reaper'ı dondurup öldürmeye niyetim var. Hani biliyorum iki tane var bu arkadaşlardan ve... Peki. Biliyorum bu arkadaşlardan iki tane var ve... Hani ben bir tanesini öldürürsem çok daha rahatlarım diye düşünüyorum. Aslında Aurora'ya gidip gelmek için tünel de kazabilirim. Bunlar hepsi birer fikir. Yapılabilir de bir fikir fakat... tehlikeyle hakikaten yüzleşmek istiyorum. Bu arada Reaper'lar bizi bir de öldürüyormuş, onu da söyleyeyim. Aa, bu ne kadar? Sakın. Grafik sakın. Sakın. Evet. Üstümüz alt katta kaldı, peki. Bir dakika. Takıldım, bakayım takıldım. Kuyruk takıldı. Kuyruk beni takıldı. Lütfen space'e basıyorum. İlerleyelim. Yani Cyclops çok güzel, çok tatlı fakat çok büyük. Üstümüzün ben burada olmadı. Allah Allah, ben mi yanılıyorum ya? Bir dakika, niye böyle geldik? Aa, aşağıda oğlum, çok tatlı. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle inelim. Döndürelim. Oğlum çok güzel yere üst kurmuşuz. Vallahi billahi bakın. Şuradan hatırladım üstümüze geldiğimiz. Yalnız şu an tam Moon Pool'un üzerindeyim. Buraya bir yere park etmeyelim. Çünkü biliyorsunuz ki üste ufacık dahi çarpsanız yerle bir edebiliyorsunuz. Direkt su basıyor. Ben kazara tuz fırlatmıştım mesela üstüme. Ve su almaya başlamıştı. Yalnız bir türlü Cyclops'u park edemiyorum. Aa bakın, dolaplarımız içeriden, akvaryumumuz dışarıdan gözüküyor. Oğlum çok ilginç. Peki. Burası sanırım güvenli. Bırakabilirim. Seamot'uma atlayacağım ve denizle hiç temasımız yok. Şuraya bakar mısınız? Hakikaten o araçtan o araca, bu araçtan da eve. Harika. Aa, ters giriyor. Ters girmişim. Oh. Fırlattı bizi. Peki. Şimdi çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum tabii ki ama çok da fazla malzemeye ihtiyacımız varmış gibi de hissediyorum. O yüzden şöyle yapacağım, bakın. Neye ihtiyacım yok? Sonara ihtiyacım yok. Zaten yüzeyde dolaşacağız. Seni alıyorum. Derine inmeyeceğiz. Seni de alıyorum tatlım. Seamot deposuna da ihtiyacım yok. O yüzden yalnız depoyu almadan önce depoda ne var ona bakalım. İşte bu, bakın. Bakın ya, iyi ki almışım. Belki de bug'a gelecekti ve o öğeler kaybolacaktı. Depoyu aldım. Şimdi... Hasar gücünü arttırıyor, hasar alım gücünü. O yüzden bu hani kullanacağımız öğelerden bir tanesi. Çünkü Seamot'umuzu hakikaten çok fazla korumamız gerekiyor bu işlem sırasında. O yüzden bunlardan birkaç tane yapacağız. Yok artık ya. Suya düştüm. Peki. Şimdi torpide değil. Torpide çünkü şöyle. Torpide'nin ölümcül bir etkisi yok bakın gençler. Şurada okumuştum hatta. Diyor ki Fire Non-Lethal Vortex diyor. Yani ölümcül olmayan bir girdap yaratıyor. Ve girdapın hani küçük balıkların etkisi vardır muhakkak da. Reaper'la uğraşıyoruz. O yüzden pek de fazla etkisi olacağını düşünmüyorum Reaper'lara karşı. O yüzden bakın bolca şunlardan yapacağız. Çünkü hasara karşı en çok etkili şeyin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bundan eğer 4 tane yapabilirsem... İnanın çok sağlam hale getirebilirim diye düşünüyorum Seamot'u. Şimdi Titanium'umuz var mıydı? Umarım vardır. Aa, yokmuş. Şaka gibi. Ciddi misin? İşte bu. Şimdi seni bırakıyorum. Pillere ihtiyacım var. Fenerimiz durabilir. Propulsion Cannon itme çekmesine pek de ihtiyacımız yok gibi. Çünkü Reaper'ı muhtemelen itip çekemiyoruz. O yüzden Heat Blade'i, Thermo Blade'i bırakalım. Bu balığı da bırakalım. Suyumuz dursun. Hatta suyumuzu içelim. Şimdi pilleri bıraktık gençler. Titanium'a bolca ihtiyacım var. Bu kadar titanium olduğuna inanamıyorum ya. Ciddi misiniz? Hadi ya. Acaba şeyde mi kaldı? Cyclops'ta mı kaldı? Üstümü özlemişim ha. Ciddiyim. Güvenli adına bakın. Muhteşem isimlerimizin olduğu yer. Hani burayı ben
Doldurayım ya. Doğru tamam. Ben bunu yorumlara göre ben burayı doldurayım. Evet. Gençler titanyumumuz yok. Yalnız terraformer'a ihtiyacım var. Pilleri alıyorum. Çok da fazla bir şeyimiz kalmadı. Okey. Okey. Güzel. Yapıyoruz gibi. Ay hayır sen değil. Üçte. Oh! Sea glider'ım nerede benim? Bir dakika gençler. Benim bir sea glider'ım olması gerekiyor. İlginç. Evet bununla kendimize güzel bir güvenli oda yapacağız gençler. Söylüyorum. Yalnız aletler burada mıydı? Oh, oğlum sea glider'ım yok. Vardı. Abi çok ilginç. Ya lütfen bir daha baştan yapmak zorunda kalmayayım. Benim titanyumum nerede? Titanyum. Evet işte bu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane ihtiyacım vardı. Doğru. Evet sea glider'ımız. Aa varmış ya. Ben kocaman şeyi göremiyorum. Şimdi aslında bu yıldır'a da ihtiyacım yok. Şöyle yapalım. Bu yıldır'ı alalım abi. Buraya koyalım. Umarım ihtiyacım olmaz sana dostum. Pilleri alacağım. Çünkü pile çok ihtiyacımız var. Power cell 2 tane alsam. Seamoth için yeterli. Gemiye bir şey çarptı. Bakın gemiye bir şey çarpıyor şu an. Muhtemelen küçük balıklar. Peki. Seni de alıyorum. Ya ama şaka bitti ama ya yapmayın. Yeter. Bak. Bak. Gemiye bir şey çarpıyor gençler. Ciddiyim. Küçük. Aa şu küçük balık grupları çarpıyor olabilir. Çünkü onlara fiziksel bir... Ama... Korkmaya başladım ha. İlginç. Dışarıda bir... tehlike var belli ki. Şimdi pillerimiz tamam. Titanyumumuzdan kurtulacağız. Şu benim oksijen de ihtiyacım var. Bunu kesin almam gerekiyor. Harika. Gayet güzel. Radyasyon suyu da gerekiyor. Aslında bir armor olsa karakter için çok daha güzel olmaz mıydı? Çok da fazla uğraşmazdık en azından. Yani kendimiz için şüphelenmezdik. Yalnız şöyle tekte ölüyoruz Reaper için. O yüzden kendimi biraz güven altına almak istiyorum. Çünkü bir anda dın diye ölmeyelim. Çok şanssız olurdu. Şunu çok sağlam yapacağım görürsünüz umarım. Umarım işe yarar. Patlamadan önce işte daha da güçlendiriyor diyor yapısını. Okey bir tane yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Bakalım 4 tane de koyduktan sonra etkisi ne kadar gösterecek. Abi çıkamıyorum şuradan ciddi misin? Şimdi bir taneyi koydum. Aa bakın bir şey yazmıyor ilginç. Acaba... Bir taneyle 4 tanesi aynı mıdır ya? Onu merak ediyorum. Bakın şimdi bunlar acaba fazla mı? Hani bir tanesinin etkisini... Hani 4 tanenin göstereceği etkiyi bir tane de gösteriyor olabilir. Hakikaten bilmiyorum. Hepsini çıkartsam, bir daha taksam. Hayır bir şey değişmiyor ya. Neyse 4 taneyi takalım. Bakın 4 tane güçlendirme modülü var şu an Little Mushi'de. Alet güçlü müdür? Herhalde şu an dıştaki saldırılara karşı dayanıklıdır diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir aşağı ineyim. Bol bol diamond blade yapacağız belli ki çünkü normal bıçaklardan çok daha güçlü bildiğiniz gibi. Neredeydi? Personal equipment. Evet. Öncelikle bıçak yapmamız gerekiyor ekipmanlardan. Titanyum ve silikon yapalım. Ufak bir kesme yapalım. Biz bu aletler için ardından tekrar birlikte alıyoruz. Merhaba tekrardan. Şimdi yaptığım şeyler şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tane Diamond Blade ve 1 tane de Thermoblade yaptım. Bir tane Thermoblade'i şu yüzden yaptım. Hani yiyeceği belli ki çantamızı alamıyoruz ve Cyclops'a sürekli girişik yapamayacağımız için hani dışarıda bulduğumuz alıkları yemek zorunda kalabiliriz. O yüzden Thermoblade'i aldım ve şöyle yapacağım. Aslında şunu düşünüyorum. Hani bir tane depo eklentisini olsa da hani Seamoth'a kursam, yolda geçtiğim balıkları Seamoth'un deposuna atsam da yapsam nasıl olur diye düşünüyorum. Fakat yine hakikaten bu sağlamlığa kafayı çok takmış durumdayım. O yüzden kesinlikle Seamoth'un bu sağlamlığını bozmak istemiyorum. O yüzden hani bütün modülleri sağlamlık modülü yaptım. Bilmiyorum umarım 4 tanesi üst üste binince etki ediyordur. Şimdi akşam yola çıkmayalım biraz sabah olsun havamız. Ve bu sırada ben hiç olmazsa bir tane balık toplayayım. Bakın 2'de Thermoblade olmasın. Bir de şu olsun. İkide de bu olsun. Üçte hızlı gitmek güzel. Dörtte yavaşlatma silahımız ve beşte de Terraformer'ı almak istiyorum. Umarım bunları rahat rahat kullanabilmek için fırsatım olacaktır. Yoksa hakikaten GG olabiliriz. Çok kısa bir sürede. Yine de oraya Cyclops'a gideceğiz. O yüzden ben Seamoth'a şimdiden atlayayım. Zamanımızın geri kalanını hiç olmazsa Cyclops'a geçirelim. Bilmiyorum umarım çok mantıksız bir şeye karşı mantıksız bir işe
mantıksız bir işe karşılaşmıyorumdur gençler ama hakikaten öldürmüş olmayı bilmek, daha doğrusu öldürmek çok güzel bir his olacaktır diye düşünüyorum Reaper'ı. Dolayısıyla bu amaca baş koydum. Fakat yeni güncellemeler hakikaten geliyor. Şöyle, yeni güncellemeler çoğunlukla dışarı çıkmadan evinizin içinde yiyecek üretebilme ile alakalı güncellemeler geliyormuş. Hatta öyle ki birkaç tane makine yapıyorsunuz ve makineye yakıt ekledikten sonra o size denizden aldığı suyu bir şekilde içilebilir su haline getiriyormuş ve dışarıda gördüğünüz, buna tabii şu anlık konsept, dışarıda görmüş olduğunuz sarmaşıklar var ya, onları evin içine böyle bir tüp halinde alıyorsunuz. Silindir bir tüp ve oradan yiyeceğinizi elde edebiliyorsunuz. Hakikaten bunlar ileriki güncellemeler, fakat henüz hiçbir oyuna entegre edilmiş değil. Maalesef. Hakikaten çok tatlı olurdu öyle bir şey olsaydı. Şimdi burası hakikaten çok fazla malden var burada. Hatta diamond da bayağı varmış ki hepsini kullandım. Neye ihtiyacım var bilmiyorum. Bir tane boşluk var çantamda. Bunu daha değerli ne koyabilirim buraya emin değilim. Umarım bu bıçaklar yetecektir. Artık yetmezse termoblade'i de kullanacağız. Aslında bir tane daha yapabilirim fakat eve dönmem gerekiyor. Zaten gündüz de oluyor. Bir daha buraya şimdilik dönmeyelim ve Aurora'ya doğru yaklaşmak istiyorum. Ah, geri döndü. Peki. Eğer hakikaten daha iyi bir fikriniz varsa benden lütfen bunu belirtin. Çünkü bir videoda ben öldürebileceğim açıkçası zaten. Düşünmüyorum fakat hiç olmazsa yaralayabiliriz. Yalnız abi işte bu. Sesi duyuyorsunuz değil mi? İşte bu. İşte bu. Yalnız şu an işin sıkıntılı yanı şu. O şeye yakın bir yerde, Aurora'ya yakın bir yerde ve bizim suyun altına güvenli odayı yapmamız biraz... Ulan ne biçim yerdeymişiz? Oha, resmen Aurora'nın arkasındaymışız. Oo, yok artık, hayır, döndür. Ben burada olduğumuzu bilmiyordum. Şöyle yapacağız, Aurora'ya yandan yaklaşmamız gerekiyor çünkü biliyorsunuz Aurora'nın girişi yandan ve Reaper'ın dolaştığı yerler de çoğunlukla Aurora'nın yan tarafı. Yalnız biliyorsunuz ki bir tanesi Aurora'nın içinde hapsolmuş durumda. O bilmiyorum özgürlüğe kavuştu mu henüz, fakat bir tanesinin dışarıda olduğunu adım gibi eminim. Belki bu yaratıklar hani çok da fazla etrafa dolaşmıyor. Yani ne var ne yok diye pek fazla dolaşan tiplerden değil. Eğer öyle olsaydı üstümüzü şimdiden zaten ziyaret ederlerdi. Fakat şu an sarmaşıklarla bir grafiksel bozulma var. Hepiniz fark ediyorsunuz değil mi? İlginç. Buradaki turuncu şeyler aşağı doğru sarkıyor. Belki de bozulma değildir. Yakından bakmam gerekiyor ama emin değilim. Aa, ne kadar güzel sığ sularda olmak. Hakikaten çok tatlı ya. Şimdi üstümüz orada. Oy. Ne oldu? Balığa falan mı çarptım acaba? Neyse. Aurora'nın yanındayız. Gayet güzel. Bu aleti, bu aracı. Abi terk etmek istemiyorum. Ama savaşmamız gereken bir Reaper var. Umarım dın diye ölmem. Vallahi ne hissediyorum biliyor musunuz? Dın diye ölecekmiş gibi hissediyorum kendime. Ne zamandır görmedik kendisini değil mi? Hani bilmiyorum, yeni gelen güncellemelerle böyle hareketlerinde falan değişme yaşandı mı? Reaper'ın veya görselliğinde herhangi bir değişme oldu mu bilmiyorum. Fakat görmeye hakikaten... Aa, burada bitkiler bitmiş. Ne güzel. Oğlum açlık her şey çok problem olacak ya. Gençler yiyecek çok problem olacak. Yiyeceğim hiç yok değil mi? Bakın burada balıklar var ama bunların hepsi... Aman Allah'ım, bunların hepsi çürümüş. Abi şuraya bakar mısınız? Hepsi çürümüş. Abi çok kötü. Ya hiç olmazsa birazcık uğraşalım. Olmadı. Geri dönüp kendime yiyecek bulacağım. Çünkü abi çok tehlikeli ya. Vallahi şu yaptığımız olay... Hani yiyeceksiz gelmek sıkıntı. Aslında Cyclops'um var. O kadar dolabım var. Yiyecek stoklayabilirdim ama yapmadım. Evet, bakın burada çok fazla airsack var. Bunları toplayabilirim. Canlı canlı toplayabilirdim fakat çok korkuyorum. Etrafta Reaper olabilir diye çünkü sesini de duyuyorum. Dışarı çıkıp birkaç tane şey bulalım mı? Airsack bulalım mı? Şöyle pilleri bırakacağım. 4 tane airsack bulabilir miyim? O kadar şanslı mıyım? Oğlum yapmayın ya. Ne olurdun diye ölmeyeyim. Abi çok korkuyorum ya. Çıkmayacağım, hayır. Abi çok korkuyorum. Ciddiyim. Oğlum ben nasıl savaşacağım? Aa, sen nesin? Aa, bakın bu yaratıklar hiçbir şey eklemediler oyun boyunca. Canım benim, öyle ameli ameli yüzüyorlar. Hiçbir özellikleri yok. Hakikaten öyle. Belki ileride eklerler. Şöyle. Teoriye göre ileride hakikaten o balıkları eğitebildiğini söyleniyor. Böyle sizin yanınızda duruyor. Ve avcılara... hani avcıların yanına gidiyor işte. Sizi korumak amacıyla. Bilmiyorum böyle bir şey gelecek mi tabii ki ama... gelebilir. Yazılmış. O yüzden...
Bizim de umut etmekten başka çaremiz yok açıkçası. Fakat çok tatlı balıklar. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Şimdi... Oğlum bir dakika, geminin... Bu dağlar burada var mı? Gençler ne oluyor? Bakın bu ses ne? Gemi su mu alıyor? Yo. Aa, bu ses ne? Aurora'ya yaklaşma sesi mi bu? Sesi duyuyorsunuz değil mi? Oo, çok tehlikeli. Oğlum çok tehlikeli var ya. Acayip tehlikeli. Çok acayip tırsmaya başladım. İyi ki... İyi ki gündüz ha. Harbi diyorum. Şimdi... Şuralara boşluğa doğru gidelim. Burası muhtemelen... Reaper'ın cibit attığı yerler olması lazım. Hatta şuraya bir yere... Şunlar surata benziyordu ha. Bir an vallahi surata benzettim şunu. Ulan dedim o ne öyle. Evet, burası bizim herhalde şey giriş yaptığımız yer değil. Abi çok ilginç ya. Arkadaş nerede? Korneye bassam. Aa, korneye basmak acaba Reaper'ları etki ediyor mu? Aa, yeni yanlış yaptım. Yeni aklıma geldi böyle bir şey olabileceği. Acaba oluyor mu? Oğlum çok merak ediyorum böyle şeyleri. Fakat Reaper'la uğraşacağım ya. Uğraşıyoruz abi Reaper'la. Onun evinin etrafında siyah gezen bir şey var. O da biziz. Fakat neden bize hala şimdiden dikkat etmedi? Ondan da emin değilim. Çünkü algılarının çok geniş olduğu söyleniyor hayvanların ve hakikaten ona yakın bir yerde yüzseniz dahi gelip sizi buluyormuş. Dolayısıyla hani bizi şimdiye kadar bulması gerektiğini düşünüyorum. Fakat kendisi görünürlerde yok. Hatta geçen videoda falan buralarda görmüşüm. Yani geçen video değil dediğim 6-7 video önce fakat maalesef bir yüzeye çıkalım mı? Çok fazla suyun altında kaldık. Evet, Reaper'ın tam da olması gerektiği yerdeyiz. Fakat kendisinden iz yok gençler. Ne yapalım? Aa, bir dakika. Ben bu aleti buraya bırakayım. Şu alet şurada dursun. Ben yolun geri kalan kısmını C-Mod'la devam edeyim. Değil mi? Evet. Çünkü hareket kabiliyetim hakikaten çok kısıtlıyor bu olay. Haydi bakalım. Oh. Evet, Cyclops'umuz. Cyclops'umuz olmaz. Abi şu Cyclops'un gölgesine bakar mısınız? Ne kadar devasa, ne kadar güzel. Bakın burası muhtemelen gemiye giden yol. Evet. Aurora'nın girişi. En azından bizim bildiğimiz ve bizim kullandığımız girişi. Başka bir girişi var mı bilmiyorum fakat Reaper'ı bulabilmemiz gerekiyor ya. Şimdi bulmuş olmamız gerekiyor. Neyse şöyle bir gidelim bakalım din kenarından. En azından ne var ne yok görmüş oluruz. Şu sandığı açsak mı? Şu sandığı açsak mı? Gelen giden var mı? Gelen giden yok gibi. Allah canına mısın, boşmuş. Evet. Bakın etrafta kimse yok. Şu an daha geniş açıyla bakıyorum çünkü hakikaten C-Mod görüş alanını bayağı kapatıyor. Evet, gönülde bir şey yok. Peki. Belki geminin içindeki yaratıkla da uğraşamayız çünkü oralar hakikaten yüzmemize... Abi sesi yaklaşıyor ya. Daha yakından gelmeye başladı sesi. Fark ediyorsunuz değil mi? Acaba burada bir yerde mi? Aa, bu yarıklara bakar mısınız? Aa, bu nedir? Yeşil boru. What? İlk defa görüyorum. Geminin bir parçası sanırım. Peki. Orada dursun. Muhtemelen alınabilir bir şey değil. Biz... Aa, burada bu balıklardan çok fazla var. Peki. Peki. Abi geminin tam arkasındayız gençler. Oo, motor o kadar yakınız ki. Şeyden çok korkuyorum şu an. Bakın alt taraftaki modüllere bakar mısınız? Abi dördü de aktif gibi gözüküyor. Yani dördü de yeşil yanıyor. Muhtemelen alet şu an çok sağlam. Hakikaten o kadar sağlam ki. Çok büyük konuşmayalım ama muhtemelen bayağı sağlam. Aa, şuraya bakar mısınız? Burası... Aman Allah! Allah canını alması, çok korktum. Çok tırstım. Ay. Hadi ama. O kadar... Allahu Allahu Ekber. Evet. İşte bulduk. İşte bulduk abi. Şimdi
buraya yakın bir yere benim güvenliğim. Beni fark etmedi şu an. İşin yarı beni fark etmedi. Az kaldı fark ediyordu fakat beni fark etmedi. Şu kayanın arkasında kendimi... Allah canına almasın! Allah falan! Bırak beni! Kontrol gitti. Hayır sağlam. Sağlam. Bırak ne olur bırak. Bırak hayır. Hocam bırak. Allah canım. Arabadan indim. C-Mod nerede? Allah canım. Ölme ne olur. Bir dakika. Araba nerede? Allah. Saklan. Şeyim var. Ev yap. Ev yap. Hocam ev yap. Ev yap. Ev yaptım kendime. Ah. Ah. Skype'tan biri arıyor. Hayır lütfen. Öldüm. Abi bundan korkuyordum işte ya. Hayır panik oynayışı yaptım ve şeyden çıktım. Bir dakika. Aa haritada gözüküyor. Aa bakın. Simatumuzun yeri. Hani bazı eşyalarını kaybettin diyor. Neyi kaybettik? Lan neyi kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik ki. Ben pilleri buraya bırakmıştım zaten. Evet bir şey kaybetmedik. Aa lan oğlum C-Mod'u kaybettik ya. Gençler gördünüz değil mi? Oğlum çok... Ben bu yaratığı öldüreceğim abi. Ben bu yaratığı öldüreceğim gençler. Söylüyorum eğer 4 videoda tutsa, 14 videoda tutsa... Ben bu yaratığı öldüreceğim. Ciddiyim. Bundan sonraki amacımız bu. Hakikaten. Hani yeni güncelleme gelse de bir şey size göstereyim her birine tek tek fakat... Ben bu arkadaşı öldürmek istiyorum. Ve yapacağım. Abi kazayla şey yaptı ya. Of. Ben ya ama fark ettiniz değil mi? Şeydi. C-Mod çok şey hasar aldı böyle. Az hasar aldı yani. Normalde çünkü bir anda böyle canını 20'ye falan indiriyor aslında C-Mod'un fakat çok fazla indiremedi. Böyle 70'e 80'e falan indi. İyi ki sağlamlık modüllerini yapmışız. Bayağı etki etti onlar. Şimdi bakın C-Mod'u nereye götürmüş. Umarım haritanın dibine falan sokmamıştır. Eğer öyle bir şey yaptıysa bulmamız çok zor olacak. Çok tatlı. Oğlum çok güzel. Bir dakika. Hakikaten bir amaç uğruna böyle oynamak. Böyle kendinizi biraz daha şey hissediyorsunuz. Böyle yapasınız geliyor fakat. Bu oyuna biraz daha ölümcül silahlar lazım. Hakikaten şu elimizdekilerle olmuyor yani. Çok zor. Şöyle geniş açıyla yaklaşmam lazım. Öyle. Bakın sürekli olarak geminin altını çarpıyorum. İyi ki buna zarar vermiyor ya. İyi ki. Şimdi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Geminin alt çıkış noktasını şu alt taraf var ya C-Mod'un yanına bir yere koymak istiyorum. Eğer C-Mod görünürde bir yerdeyse eğer değilse yeni C-Mod yapmam gerekebilir. Ve ben balığı öldüreceğim abi. Vallahi görüyorum işte orada. Abi orada. Orada gençler. Çok istediğiniz bir şeyi alamazsınız ya. Böyle bakarsınız. Ne yapalım biliyor musunuz? Gemiyi şöyle alalım. Aynen. Öyle alırsam daha tatlı olur. Ada da orada gözüküyor canım benim. Ada. Ada yazmışım ya. Hey kafama. Burada mısın? Burada yok. Bakın çoğunlukla sesi var kendi yok. Dur. Fazla ilerlemeden döndürelim. Evet işte buldum. İşte gidiyorum abi. İşte gidiyorum. Buldum. Reaper. Ne olur sakin ol. Az önce öldü. Oğlum nereye götürmüş arabayı var ya baksana. Ben çok alakasız yerdeydim şimdi. Çarpmayalım. Azıcık yükselelim. Yükselelim. Evet şimdi birazcık havayı koklayalım. Burada bir yerde arkadaşımız var mı? Yok gibi gözüküyor. Herhalde çıktığım gibi alırım ya. Bak hatırlıyorum. Buraya böyle inmiştim hatta. Demek ki aracı bırakmış sonra beni kovalamış. İnanılmaz tırsıyorum var ya. Lütfen. İşte bu. İşte bu abi girdim. Oha ne biçim hasar almış C-Mod'a bakın 43 canı var. 43 canı kalmış ve canlı falan. Oğlum çok kötü. Abi olaya bakar mısınız gençler C-Mod'dan dumanlar çıkıyor. Çok kötü ya.
Neyse. O zaman şimdilik bu av bölümünü burada sonlandıralım. Geçer. Eğer bir fikriniz varsa bu arkadaşı öldürme konusunda lütfen bunu belirtin. Ve ben de güzel olan fikri artık ismini tahtaya da yazmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Yine amacımız belli. Reaper'ı öldürmek. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.